Merhaba arkadaşlar. Dün gece canlı yayında son halk arzlarımıza bakmıştık. Bunlardan bir tanesi de Yiğit Akü'ydü. Yiğit Akü'nün aslında bugün tekrar şu kanala geri dönmesi lazım demiştik. Ne yazık ki dönemedi. Şu an Yiğit Akü eksi 1'e yakın seyrediyor 0.87'lerde. Yani şu bölgeden şu kanalın içine tekrar kendine geri atması gerekiyor. Lazım yani. Son halk arzlarımızda zaten öyle ahım şahım yükselişleri pek göremez olduk. Hani öyle tavanlar erken bitiyor. Uzun vade baktığımız halk arzlarda, şirketlerde, bebek şirketlerde istediğimiz rakamlar bir türlü gelemiyor. Bakın 1.25 eksi 1.25'te de şu an Yiğit Akü seyrediyor. Son 14 halk arzın performansını borsa filozofu bizlerle paylaşmış. Şöyle bir baktığımızda tamam, içlerinde çok uzun vade tutabileceğimiz güzel şirketler de varken güvendiğimiz ama halen aylardır geride kalmış şirketler de var. Altın Ay Savunma en güzel performansı gösteren son 14 halk arzının içindeki %204 yapmış. 3'e katlamış yatırdığınız parayı. Onur Yüksek Teknoloji %88. Efor Çay bile %83 yapmış arkadaşlar yükselişiyle. DCT Trading %67. Yiğit Akü düşüş halinde bile şu an %50'lere dayanmış durumda. Bakın şu aslında kanalın içinde sürekli yükseliş düşüş yükseliş düşüş ama trend yukarı. Trendin yukarı olması %50 potansiyeli getirmiş Yiğit Akü'ye. Altın Kılıç Gıda %42 yapmış. Bahadır Kimya %33. Hareket %24. Kıraç %32. Zaten 3. gün. Gündoğdu %21. Özyaşar Ten -2 yapmış arkadaşlar. Horoz Lojistik -11 ve Seymen. Koç Metalurji %15 ve Seymen kardeşler %18. Koç Metalurji aslında kurunun yanında yanan yaşlardan birisi dedik değil mi? Halk arzlara yılbaşında GEO'larla beraber gelen. Ama bugün bu yerleri hak etmiyor bu şirketler. Bundan 2 yıl öncesi halk arzlara bakın. Neydi belli olmayan şirketler bile 3'e 5'e katladı. Şimdi geldiğimiz noktada güzel şirketler bile ne yazık ki geride kalmaya devam ediyor. Umuyoruz bu yeni gelen halk arzlarla beraber bu durum değişir. Dün akşam yeni halk arz onayı gelmedi ama bugün Cuma. Bir sürpriz olabilir. Bir arkadaşımızın dediği gibi hiç bedelli bedelsiz açıklaması yapmadığı için gerçek bülten bugün akşam gelebilir. Onu da takip edeceğiz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.